Eğer dağdan ineceksen in, silah bırakacaksan bırak. Bütün bunlar hukuk düzeni çerçevesinde yapılıyor artık. Eskiden, geçmişte bunlar hukuk düzeni etrafında içerisinde yapılmazdı. Yani paramiliter bazı unsurlar güya bazı operasyonlar yapar. O operasyonlar başka semptomlar doğurur. Sabah namazı vaktinde bir vatandaşın kapısının tekmeyle kırılıp mahreminin kızının odasına girilip güya arama yapılıyormuş gibi bu insanların onurlarının, haysiyetlerinin ayaklar altına alındığı dönemlerden geçti geldi Türkiye. Türkiye artık terörle de hukuk düzeni içerisinde mücadele ediyor. Müzakeresini de hukuk düzeni içerisinde yapıyor. Devlet devletliğini yerine getiriyor. Dolayısıyla normalleşme dediğimiz şey bu süreçle ilgili tam da bu anlatmaya çalıştığımız aslında. Evet, peki bu bakımda Metehan'da bir sorusu var mı bilmiyorum ama şunu da yine ben aynı soruyu hatırlatma yapmış olacağım. İzleyiciden de benzer sorunlar var, sorular geliyor. Öcalan, Kandil Öcalan'ı takmadı ve dedi ki Öcalan devletin elinde esir. Söyledikleri şey kendi görüşü değildir. Sadece Kandil değil, uluslararası boyutu diyerek yani başka işte faktörler de var. Öcalan'ın da öyle de, bunun karşı tezi de var. Yani Açlık Grevi'nde de bu realite kesin arkadaş dedi ve kestiler. Ama Açlık Grevi zaten onun için başladı. Ama silah bırakmayla en sonuç yok. Seni takmıyoruz kardeşim, biz bunu Kandil'den aldık diyebilirler. Arkadaşlar dediğim gibi bütün bu sürecin devlet tarafından hukuk düzeni içerisinde yürütülmesidir asıl olan. Yani devlet kendi mahkumunun bir sorunun çözümüne katkıda bulunacağını görürse devlet kendi mahkumundan o sorunun çözümüyle ilgili katkı alır mı? Alır. Bir de yıllarca sen görüşmezsen Esad görüştü. Hı. Alman görüştü, İngiliz görüştü, Fransız görüştü, Amerika'da görüştü. Yani bir tek sen görüşmedin ama bir de onlar senin adına görüştü. %10'da stratejik komisyon aldı. Yani bu kadar basit. Bir de şey de var, yani izleyici de var tabii. Öcalan'ı ev hapsine ve sonra da serbest bırakmak için zemin mi hazırlanıyor şeklinde sorular da geliyor. Bu çok soruluyor, evet. Son günlerde çok tartışılan bir konu oldu ama şimdi daha somuta döndü yani. Bu son derece manipülatif bir şey. Yani özellikle doğal olarak milliyetçi, muhafazakar insanların bu konuda kaygılarını dile getirmelerini anlayışla karşılamak gerekir. Demin ifade ettiğim gibi Türk toplumu travmatik bir toplum. Bu travmalar son 10 yılda ciddi anlamda iyileşti. Özgüvene dönüştü, yapabilirim düşüncesine dönüştü. Galiba bir şeyler değişiyor ve normalleşiyor'a dönüştü ama hala bu travmanın, çünkü bu bizde 150 yıllık bir travmadır. Yani bölünme travması, parçalanma travması, yurt kaybetme, toprak kaybetme, koskoca bir imparatorluğu kaybetmiş ve Anadolu'ya sıkışmış bir halktan bahsediyoruz. Bu da boş değil yani, bunun bir kaynağı. Tabii ki yani o Anadolu insanı 150 yıl boyunca toprak kaybetti ve artık toprak kaybına bu insanların tahammülü yok. Devlet bir sorunu çözmek için elini attığında vatandaş oradan can havle diyor ki aman elini dikkat et, dikkatli at. Yani buradan başka bir takım yan etkiler, semptomlar çıkmasın. O yüzden bu tür acaba şöyle mi yapılmak istiyor, böyle mi yapılmak isteniyor gibi kaygıları, endişeleri, korkuları da anlayışla karşılamak lazım. Ama vatandaşımız şunu iyi bilsin ki bunu ben her yerde açıkça söylüyorum. Türkiye'nin en büyük avantajı iyi bir lidere sahip olması. Yani bugün dünyanın lider krizi yaşadığını düşünürsek, Türkiye şu anda güçlü, sağduyulu bir lidere sahip ve bu lider sadece Türkiye ile ilgili değil, bölgede son derece etkili, dünyada söz sahibi ve Türkiye'nin bölgeye hediye ettiği bir lider. Kendi insanının hassasiyetlerini, sağduyusunu kalbinde hisseden ve attığı her adımı da bu hassasiyetle atan bir lider. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar lider dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Ben de onlara diyorum ki sizin
böyle bir deneyiminiz olmadığı için bir genel başkanın lider olmasının nasıl bir şey olduğuna dair bir fikrinizin olmaması da gayet normal bir şey. Peki bu konudan diğer gündemlere geçeceğim Metin abi, var mı? Evet, peki bağlantılı olarak şunu sorayım hemen. Şimdi izleyiciden de geliyor, benim notlarımda da var. Şimdi deniyor ki işte bu müzakere süreci... Yani şey oluyor genelde, sizden sonra tam böyle bir şey yapıyoruz. Bu arada izleyicilerden gelen bir soru. Ama hayır, tamam dedin. Peki yani, sözü sana veriyorum, tamam. Peki. Sözümü devrediyorum. Sen de izleyicilerin sorusunu sana devrediyoruz. Evet. Yok, ben onların hakkında da tabii şey yani ben Erkan Tan gibi diyorlar demiyorum, burada ciddi sorularım var. Erkan Tanrı'nın hukukunu koruyalım bu arada. Yani söz hakkı verebiliriz ona. Erkan Tanrı. Zaten program sayısı azaldı çocuğum. Şimdi bu arada Twitter'ı unutmadan sen deyince aklıma geldi. Demin de baktım Mahir Bey'in adresine. Şimdi bu parti içi düzenlemeler yapıldığında sizin MYK üyeliği mi değiştirdi? Bir şey olmuştu bir. Değil mi? Bu oradan MYK'dan. Şimdi ben önce... başkan vekili olduğum için MYK'nın doğal üyesidir. Biz bu kongrede MYK'da gözükmedik. Aynen. O olmuş hemen bizim... Bin tane takipçimiz bize anında terk etmiş. Bin takipçi arada terk etmiş. Yani Türkiye'de yanlış bile algılanmayacak. Halbuki pozisyon olarak bence çok önemli yere geldi ama. Yani. Anında 1000 takipçi benim artık işim olmaz diyerek kaçmış. Buradan da ben şimdi Twitter'a bakıyordum. Mahir'in o adresinde 22.700 kişi var. Fena değil. Ona rağmen demek 23.700 olacakmış. Biz söyleyelim de artsın. Tabii kaçanlar geri gelsin. O zaman buradan bağlandığımı sorayım. Kabine kulisleri çok yoğun oluşuyormuş. Hani rakamınız da bir anda artabilir. Peki izleyici soruyor, söyleyelim. Kabine değişikliği var mı? Olabilir diyeyim de ben bari 10.000. Yani hayır, yani hatta biz şöyle diyelim, isminiz bakan potansiyeli olsun diyelim, burada birkaç bin lazım. bunlar kıyılıp kaldı. Bazen oluyor canım, Twitter hesabında ters bir şey söylüyorsunuz. Herkes oluyor. O bakıyor, bundan artık fayda olmaz diye hemen bir 200-300 kişi gidiyor. Ama bu son derece normal. Şimdi Twitter üzerinden insanlar size niye ulaşıyorlar? Mesela belli bir konuda size kulis yapıyorlar. Eğer siz etki merkeziyseniz size geliyorlar. Yani o sorunla ilgili bir dönüştürücü gücünüz varsa size. Eğer böyle bir gücünüz yoksa doğal olarak gelmiyorlar. Birkaç bin tane Şubat ataması var mesela. Siz grup başına bir okulun geldiler. Bak, Meta'nın sözünü yine kestik. Dinleyicimiz var diyerek. Ama şimdi, yani etki alan dediniz işte bir haksızlık etmeyelim. Ben, yok, şey var, Şubat atamaları bir... Şubat atamaları şey. Ben bir haber kanalında gördüm. Şubat atamaları güme gitmesin ama. Şubat Obama'nın 23 milyon takipçisi varmış. 23 milyona çıkmış mı? Evet. Ama seçimi kazandığını oradan açıkladı biliyorsunuz. 4 yıl daha diye yazdı ve o zaman kesildi artık ilk defa. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül'ün 2,5 milyon civarında bir takipçisi ki dünya liderler arasında fena değil. Sonra Türkiye sıralamasını yazmışlar. Başbakanın kendi kullanmadığı ama galiba partinin kontrolü olan 2 milyon 200 RT alttan çizgi, öyle bir şey var. O 2-200 var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon üzerindeymiş. Devlet Bahçeli'nin 500 bin civarındaymış, hatırladıklarımı söylüyorum. Ankara'da işte çok kullanan tabii siyasetçiler de var. Metehan Demir'in kaçımı güzel... da söyle bari. Sen de hiç ver. Metehan Demir'in o kadar değil yani. 100 bin üzerinde ama çok var. Peki. Ankara'nın gri siyasetine göre fena değil aslında. Peki, birçok gazete tirajından daha fazla. Birçok gazete tirajından daha fazla. Kesinlikle. Yakında Metehan Demir. Tamam, peki şunu sorayım. Ben yine izleyiciye dönüyorum. Sana soru gelmiyor. Ben soracağım da Twitter. Sen tamam, görünce onun aklına geldi. Konu Twitter değil ama o bin kişinin düşmesi özellikle... Çok ağır konuları konuşuyorduk. Biraz renklendirmesi iyi oldu. Bu şimdi Öcalan'la görüşme süreci önü veya sonrasında. Sayın Başbakan'ın bir Şubat'ta Amerika gezisi var. Bence çok önem arz ediyor. Geçenlerde Beşir Atalay'ın yaptığı açıklamalar da o çerçevede değerlendirmeli. Hani ben önce gideceğim, sonra Sayın Başbakan gidecek dedim. Amerika bu PKK terörünün sonlandırılmasında bence çok belirleyici aktörlerden biri. İyi niyetini koordine etmek açısından. Şimdi millet yanlış yere takılıyor. İşte diyor ki uydu desteği veriyor mu, asker gönderiyor mu, savaşıyor mu, helikopter geliyor mu, insan savaşı veriyor mu falan. Ondan öte Amerika'nın iyi niyetli PKK'nın üzerine kuracağı bir psikolojik baskı daha çok ses getirmez mi? Hani bunu başbakanın gezisi sırasında gündeme gelmesi açısından değerlendirir misiniz? Şimdi burada bir şeyi tekrardan netleştirelim. Biz NATO müttefikiyiz. Mesela biz NATO ABD ekseninde hareket ettiğimiz zaman arkadaşlar taşeron diyorlar.
Arap Birliği, Suudi Arabistan, Katar ekseninde hareket ettiğimiz zaman mezhepçi diyorlar. İran, Rusya ekseninde bir siyasete siyaset yürüttüğümüz zaman eksen kayması diyorlar. Halbuki AK Parti'nin bugünün uluslararası sistem dinamikleri arasında en büyük, bizim dış politikamızın en büyük avantajı bu. Yani biz bütün eksenlerle görüşebiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Ve daha da önemlisi, geçmişte dünya biliyorsunuz iki kutupluydu. İki bilinmeyenin denklemi üzerindeydi dünya. Evet. Neydi bu iki bilinmeyenin denklemi? Bir tanesi Sovyet Rusya'ydı, bir tanesi de Amerika'ydı. Bir olay olduğunda dönüp Rusya'ya bakıyorduk, Sovyet Rusya'ya ne diyor diye, Amerika'ya bakıyorduk ne diyor diye. Oysa artık şeyden sonra, Sovyet Rusya'nın yıkılmasıyla birlikte tek kutuplu ve iki bilinmeyenli denklemden çok bilinmeyenli denkleme geçti dünya. Ve Türk dış politikasının dinamik olmasının temel sebebi de bu çok bilinmeyenli denklem içerisinde esnek hareket ediyor olabilmesi. Şimdi demin ifade ettiğim gibi bir sorunun çözümünde eğer devlet kendi mahkumundan bile katkı alabiliyorsa ve Amerika'nın bölgede bu sorunun çözümüne katkıda bulunacak bir enerjisi, gücü olacaksa bu katkıyı almak son derece doğal değil midir? Evet, son derece gecikmiş doğal. Bir katkı aslında. Ha, evet. Yani Amerika'nın çoktan vermiş olması gerekiyordu. Yani ha, şimdi biz 2 yıl önce Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu'nda Obama ile yaptığımız görüşmede Obama bize açık bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki 400 gün dedi. Seçime 400 gün var. Bu şu demek. Şimdi devletin öncelikleri ve siyasetin öncelikleri her zaman farklıdır. Obama, devletin önceliklerini artık bir kenara bırakıyorum, siyasetin önceliklerini seçime yaklaştığım için daha öncelikli hale getiriyorum dedi açık bir şekilde. Ve ondan sonra gerçekten seçime kadar 400 gün Amerika bölgede hiçbir şey almadı. İnisiyatif almadı. Şimdi yeniden daha henüz Dışişleri Bakanlığı da belli oldu ama henüz daha Dışişleri Bakanlığı'nın şeyi de yapılması, evet, ataması da yapılmadı. Şimdi Amerika doğal olarak uluslararası sistemin en büyük aktörlerinden, hatta en büyük aktörü olarak bu sorunla ilgili bir pozisyon alacaktır. Biz de diyoruz ki Amerika eğer bu sorunla ilgili bir pozisyon alacaksa bu pozisyon bizim pozisyonumuzu destekleyen bir pozisyon olmalıdır diyoruz. İki soru üst üste hemen sorayım izleyiciden gelen. Dediniz ki Türkiye'nin önündeki en büyük avantaj liderinin, Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki rolü. Hı hı. İzleyici diyor ki 3 dönem kuralı var ve Tayyip Erdoğan bu dönem son dönem. Hı hı. En büyük kozunu AK Parti kaybedecek, Türkiye kaybedecek. Peki ne olacak? Bağlantılı olarak ikinci soru da şu. Müzakerelerle ilgili son günlerde medyada hep şu çıkıyor deniyor. İşte 4. yargı paketi kapsamında cezaevinde KCK'dan serbest kalması da ortamı yumuşatır şekilde yorumlar var. Ben burada kısaltmış olarak yazılmış. 4. paket ne zaman meclise gelecek ve iddia edildiği gibi çok sayıda KCK'lı serbest kalır mı? Hayır. Şimdi 1. sorudan başlayayım. Liderleri bir siyasi partiyle birlikte düşünmemek gerekir. Yani Serkan Kılıç'ın sorusu da çok haklı bir soru. Elimizdeki en büyük güç bu diyorsunuz ama o da bitiyor. 2014'te Türkiye'de ciddi bir işte hem yerel seçimler hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin alacağı pozisyon, bütün bunlar bundan sonraki süreç için tabii belirleyici olacaktır. Bu arada önemli olan bu süreçte liderliğin oynadığı rol diye düşünüyorum. O yüzden liderliğin herhangi bir şekilde etkisini kaybedeceği yönünde bir şey söyleyemeyiz. Yani kendisini 3 dönemle sınırlamış olması bence demokratik liderliğine örnek olarak verilmesi gereken bir şey. Yani asıl liderlik demokratik liderliktir, otokratik liderlik değildir. Tayyip Erdoğan liderliği demokratik bir liderliktir. Yani her 2 yılda bir seçime girmiş ve bu seçimleri kazanmış. Buna rağmen kendisini de 3 dönemle sınırlamış olması demokratik liderliğinin bir gereğidir.
Diğer soruya gelince, diğer soru ne ilgiliydi? KCK'lar işte bu birkaç gün belki değer alır. Tabii ki biz yani ortalığı yumuşatması için KCK'ların serbest kalması 4. yargı paketi kapsamında 3. yargı paketiyle ilgili de bu yönde bazı şeyler, iddialar ortaya atıldı. Hatta denildi ki Halkalı şeyi bombacısı ortada tutuklanmış bir adam yok. Serbest bırakılmış bir adam yok. Şimdi özellikle sanıyorum Aydınlık ve Sözcü herhalde onu haber yapmıştı. Evet, Sözcü'nün manşetiydi. Sözcü'nün manşetiydi sanıyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca yapılan düzenlemeler bir kesimi dikkate alarak hukuki düzenleme yapılmaz. Yani bir hukuki düzenleme yapıyorsanız, bir reform yapıyorsanız siz ülkenizi daha çok özgürleştirecek bir adım atıyorsanız bundan şu kesim istifade etsin, şu kesim